Market sektörünün hatırı sayılır ismi Sıla Market bu kez Oerlikon'da şube açtı. Eski Halk Pazarı marketinin yerini satın alan Sıla Market, Oerlikon yeni sahipleri Fuat Şahin ve Can Dündar sektörde oldukça iddialılar. Ferah bir alanda hizmet veren market, günlük sebze ve meyvesiyle her saat çıkan sıcacık ekmeği, pidesi, simidi, gözlemesi, açma börek, baklava çeşitleri ve yemek çeşitleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Türkiye özlemini tüm ürünleriyle gideren Sıla Market'in kasap reyonu, etlerin helal kesim olması sebebiyle müşterilerin akınına uğruyor. Marketin sahipleri Suat Şahin ve Can Dündar hem açılışı hem hizmetlerini haber sorumlumuz Cemil Baysal'a anlattılar. Değerli Postun Sesi izleyicileri, hayırlı işler köşemizde ilk durağımız Oerlikon. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Sıla Market'teyiz ve hemen hayırlı işlerle başlıyoruz. Mekan sahipleri yanımda, Suat Bey yanımda ve Can Bey ortakları. Müsaade ederseniz Suat Bey'den başlayalım. Suat Bey hayırlı olsun. Kısa bir süre önce, yaklaşık bir ay oldu, burayı, mekanı açtınız. Bugün de bir hafta boyunca süren kampanyanızın sanıyorum ilk cumartesi. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Park yeri falan bulmak da çok zor. Evet, öncelikle teşekkür ederiz. Sizin de gördüğünüz gibi Züriye bir şubemizi daha açtık, bir bayimizi daha açtık. Gerçekten müthiş bir yoğunluk var, müthiş bir talep var vatandaşlarımız. Buradan sizin aracılığınızla onlara da teşekkür ediyoruz. Onların verdiği destek sayesinde biz bu şubeleri açabiliyoruz. Bence Sıla'yı da izlemeye devam etsinler. Hizmetler devam edecek. İlk şube Bern miydi? Hayır, ilk şubemiz Aarau'da. Bern'de. Burası üçüncü. Burası üçüncü şubemiz. Devamı? Devamı inşallah gelecek. Tabii müşterilerimizin, vatandaşlarımızın bize vereceği destek sayesinde biz de hizmeti esirgemeyeceğiz. Çok güzel. Suat Bey'i zaten izleyicilerimizin belki çoğu tanıyor ama bir kez daha isterseniz tanıtalım. Suat Şahin aynı zamanda da Sıla AG'nin de sahibi. Evet, bildiğiniz gibi bizim merkez şubemiz var. Sıla AG helal et kesimi olarak. Bunun yanı sıra döner üretimimiz, salam, sosis, sucuk üretimimiz. Yani İsviçre'deki vatandaşlara helal eti yedirme çabasındayız. Temiz, hijyenik aynı zamanda. Bunda bu hizmeti de vermekten gerçekten kıvanç duyuyoruz. Hizmeti vermeye de devam edeceğiz. Biz buradayız. Bu arada çok yakın zamanda çıkan dedikodular falan filan da var. Bunu da sizin aracılığınızla ben buradan bir kez daha vatandaşlarımıza söyleyelim. Bu yabancı etlerin çıkması, işte at eti, domuz eti, bilmem ne, bu tür şeyler. Bu tür söylemler var ama bunlar ne kadar doğru, kimler yapıyor gerçekten biz de şu anda bilmiyoruz. Ama bu şekilde çıkan haberler bizi de etkiliyor. Gerçekten bunu kim yapıyor, kimin adına yapıyor, ne için yapıyor biz de bilmiyoruz. Gerçek varsa biz her zaman söylüyoruz. Bizim yerimiz, adresimiz belli. Şüphesi olan buyursun gelsin, baksın. Biz ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Buradan o işi yapan arkadaşlara da, kurumlara da sesleniyorum. Lütfen kimse açıklasınlar. Bizi zan altında bırakmasınlar. Şunu da söyleyeyim, ben inanmıyorum hiçbir üreticinin bu şekilde domuz etini kullanması, at etini kullanması. İnanmıyorum. Ya bu İsviçre'ye dair bir konu değil. Biraz daha Avrupa genelinde, hatta Türkiye'de de çok gündeme gelmişti. Ama İsviçre'de de son aylarda bu konuyla ilgili de yazılıp çiziliyor, haberler var. Birileri bir yerden belki bir düğmeyi basıyor tabii bu konuyla ya ilgili. Şimdi şöyle, biliyorsunuz dönerin müthiş bir yükselişi var Avrupa'da. Evet. Hijyenik, temiz, çabuk, ucuz, doyurucu. Bu yükseliş herhalde rakiplerimizi, dönerin rakiplerini öyle söyleyeyim. Dönerin rakiplerini biraz korkutmuş olacak ki. Çünkü markanın yükselişini engellemek için. Aynen öyle. Dönem bazı şeyler çıkıyor işte. Evet. Deli dana, işte tavuktaki gribi falan filan. Bu tür şeyler hep dönem çıkıyor. Evet. Bence bu oyunlara gelmememiz lazım. Ama buradan da sizin aracılığınızla tekrar duyarlı vatandaşlarımıza söylüyorum. Ne olur.
bize de inanmasınlar, bize de güvenmesinler ama kontrol etsinler, sorsunlar. Yani bir insan etini nereden alıyor? Artık dünya küçüldü, internet denen bir olay var. Biz hem burada kesiyoruz hem de yurt dışından getiriyoruz, ihalelere giriyoruz, helal et getiriyoruz. Ya bir araştırsınlar, tercih onların. Teşekkür ediyoruz Suat Bey. Ben ortağınıza söz verelim. Can Bey, Can Bey kimdir? Can Bey'i tanıtalım. Şöyle kamerayı doğru da dönerekten hem ortağınız, evet Can Bey. Ben öncelikle buraya geldiğiniz için teşekkürler. Biz burayı bir aydır açtık. Ben ilk önce kendimden başlayayım isterseniz. Ben 12 senedir Esso benzinliklerini işletiyorum. 2 tane filialesini işletiyordum. Son bir aydır burayı aldık Murat Suat Bey ile beraber. Burayı işletiyoruz. Ben 12 senelik bir detail handlu farmım var. Bunun yanı sıra yanımızda öğrenci yetiştiriyoruz. Hani hep Lebensmittel ile ilgilendik. Bundan sonra da ilgileneceğiz yani. Markette neler var diye anlatmaya izleyicilere pek gerek yok. Tip bildiğimiz Türk marketlerindeki bulabilecekleri her türlü ürünü burada vatandaşların bulması mümkün. Bunun ötesinde et ürünleriniz, sıla et özelliğiyle, helal kesim özelliğiyle burada da vatandaşların bulması mümkün. Bunun dışında ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Biliyorsunuz bekkerey bölümümüz, yani fırın bölümümüz var. Günlük buranın taze, bir ayrı özelliği. Evet, bir ayrı özelliği. Evet. Günlük taze ekmek, simit, börek, poğaça, gözleme, yani rahatlıkla vatandaşlarımız alabilirler. Yani bu hizmetler... Yemek bölümü, imbis bölümü var. Alışverişin ardından karnını da doyurup gidebilir. Ya, kesinlikle buraya gelince bütün ihtiyaçlarını karşılayıp Kopa Migros'a gitmeye gerek duymadan evine rahatlıkla gidebilecektir müşterilerimiz. Gönül rahatlığıyla buyursun gelsinler, bekliyoruz. Bu arada Can kardeşim de bu işte çok tecrübeli. Onun tecrübesinden biz de faydalanacağız, yararlanacağız. Çünkü bu işin okulunu yapmış. İnşallah birkaç tane daha Can bulabiliriz. Hizmete devam ederiz. Çok güzel. Evet, Sıla Market'te halk pazarında şimdi de sözü halka bırakalım. Bakalım halk ne diyor efendim? Müşteriler ise hem ürünlere hem fiyatlara övgüler yağdırdılar. Hemen hemen alışverişlerimi açıldığından beri burada yapıyorum. Ama her şeye bütçemize uygun. İslami usullere uygun. Yani vallahi ne bileyim, bütün alışverişimi buradan yapıyorum hani öncelikle. Yani Sıla deyince zaten insanın aklına memleketi geliyor Sıla. Onun için bir nevi Sıla özlemini burada yaşa. Bundan sonra gidermeye devam edeceğiz. İnşallah geliyoruz buradan ayıptır sonra çorbamızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, alışverişimizi yapıyoruz ve de ondan sonra da evimize gidiyoruz yani gereki kadar. Sıla markete niye geldim? Taze kesim et olduğu için geldim. Güler yüz olduğu için geldim. Ve ilk defa geldim açıkçası. Daha yeni açıldı çünkü. Bir görüp bakacağız bakalım nasıl. Haftalık alışverişlerinizin çoğunluğunu Türk marketinden evet, yaparsınız. Evet, evet. Çoğunluğu Türk marketinden oluyor zaten. Çünkü mecburen yani Türk marketinden yapıyoruz. Türkiye'nin kültürünü bize getiriyor ya. Yemekleri. Sıla özlemini gideriyoruz diyebilir miyiz? Yani bunu? Biraz da, biraz değil de açıkçası %100 sıla özlemini götürüyor. Çünkü burada taze et, taze meyve, taze sebze imkanı yok. Hiçbir ne Kop'ta, ne Migros, hiçbir yerde bulunmadığı için mecburen buradan, buralardan yapıyoruz. Hem de çocuklarımıza daha sağlıklı gıdalar yedirmeye çalışıyoruz. O yüzden belki de. Buraya bugün ilk defa geldim. Bugün bir kampanya var. İlginç fiyatlar gerçekten evet. Çok birbirinden güzel fiyatlar da var. Baktınız mı fiyatlara? Yok daha şu an hemen yeni öyle girdik. Mi? Bakmak üzere. Kampanya nedeniyle mi bakalım? Şöyle yok aslında öyle de değil. Açılış. Hı. Evet. Bir görmek istedik nasıl, neler var falan diye. Zaten ben sürekli Türk Bakkalı'ndan alışveriş yaptığım için bir de Sıla'nın daha çok garanti olduğunu duyduk tabii. Et konusunda hani helal kesim olarak. Fiyatları da daha cazip. Diğer yerlere göre daha iyi. Gerçekten uygun. Hem de bayağı bir büyük yani aradığınız her şeyi neredeyse bulabilirsiniz. Sıla Market kaliteli, ucuz, temiz. Her şeyden önemlisi helal. Bizi mecburen itiyor yani. Bu da geliş nedeniniz zaten herhalde. Tabii en önemli etkinlik bir tanesi evet. Helal olması yani. Bu sizin için öncelik mi? Birinci tabii helal. Tabii birinci öncelik evet. Helal olması. Diğer unsurlar tabii ki hem taze, kaliteli ürünler
Fiyatlar nasıl bugün? Bugün bir kampanya var. Bugünkü kampanya süper. Keşke her zaman böyle olsa. Neden sıla et? Şimdi ben ilk defa geliyorum buraya açıkçası ve biraz önce etleri gördüm ve bir canlılık var etlerde, kırmızı. Ondan dolayı hoşuma gitti. Fiyatı da makul olunca tamam dedik. Winterthur'da oturuyorum. Arkadaşlarla beraber geldik. Aslında ben tek kişiyim. Fazla ihtiyacım yok ama arkadaşlarımın daha fazla ihtiyacı var. Ben de onlara eşlik ettim. Ben zuerst mal da heute. Ich finde, der Laden hat mehr war wie drei andere Läden. Alles ist super, alles ist wunderbar. Bedienung ist göttlich. Genç bir kardeşiniz var burada. Sen ne yapıyorsun bugün burada? Ben poşetliyorum. Hiç de boş kalmıyorsun. Hiç kalmıyorum. Geldiğimizden beri evet. Durmuyorsun. Hiç çok mu yoğun geçiyor bugün? Evet. Bugün nasıl geçti bugün kampanyanızın ilk cumartesi? Bugün gerçekten çok iyi. Müşterilerimiz çok memnun. Hele hele bizden çok memnunlar. Kurmuş olduğumuz ürünler gerçekten iyi. İyi bir satış yapıyoruz bugün. Bugün gerçekten çok... Bu yoğunluk bundan sonra da devam eder herhalde inşallah. İnşallah devam eder. Yani biz hem ümit ediyoruz hem de eminiz yani. Bu yoğunluk bu şekilde devam eder. Çünkü fiyatlar gerçekten çok uygun. İnsanların gerçekten bütçesiyle yetecek kadar alışveriş yapabileceğine inanıyoruz. Gerçekten inanıyoruz. Sen de buradan kuru pasta aldın. Tuzlu kuru pasta aldım. Türkiye yaratmıyor. Gerçekten çok güzel. Yani çok mutlu oluyoruz. Yani böyle İsviçre gibi bir yerde böyle Türk ürünlerini satın alabiliyoruz. Ne bileyim Sıla yani. Özlemini gideriyor musun burada? Gideriyoruz. Bundan sonra Sıla Market'te artık ismi. Her zaman. Önceden zaten öbür taraftaydık. Orası kapandı. Buraya açıldığını duyunca hemen buraya koştuk. Sıla nerede ben orada. Aynen gidersin. Aynen. Evet değerli izleyiciler çalışmalarımızı bitirdik ve şimdi karnımız acıktı. Vatandaşlar da burada alışverişini bitirdi mi herhalde buraya gelip yemek çeşitleriyle karnını doyuruyorlar. Ne ikram ediyorsunuz Suat Bey? Burada vatandaşlar ne bulabiliyorlar? Burada Türk damak tadına ne hitap ediyorsa bütün yemeklerimiz var. Başta döner olmak üzere. Dönerin dışında bütün Türk sulu yemeklerimiz. Sulu yemek çeşitleri tabii, değil mi? Izgara çeşitlerimiz var. Lahmacun, pide, börek, gözleme, özellikle hafta sonları gözlemeler yapılıyor. Vatandaşlarımız alışverişlerini yaptıktan sonra burada giderken de karınlarını doyurup evlerine rahatça gidiyorlar. Biz de hemen şimdi bu yemek çeşitlerini bir deneyelim. Vatandaşları da buradan tavsiye edelim. Vatandaşlar da buraya alışverişlerini bitirdikten sonra mutlaka bir uğrasınlar. Yemek çeşitleriyle karnını doyurup gönül rahatlığıyla evi gitsinler. Evet, sizin de söylediğiniz gibi İnşallah Sıla'nın farkını fark ederler. Bize destek vermeye devam etsinler. İnşallah biz de onlar için hizmete devam edeceğiz. Hepsine, hepinize özellikle TGRT camiasına açıldığımız günden bugüne kadar bize vermiş olduğunuz desteğe gerçekten minnettarız. Size şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.